Çok büyük bir muharebe olay. Eski kitaplarınızda yazan şeydir bu. Evet. Allah'ın hikmeti, efendim, Allah'ın hikmeti o. Amuk Ovası derler. Amuk Ovası. Yazgene arkasındadır o. Bataklık bir yerdi. Türkiye orasını işgal ettiği vakitte o bataklığı kuruttu. Peygamber hadisinde aleyhissalatü vesselam orada büyük bir muharebe olacağı bildirildi. 80 sancakla Beni Esfer der. Beni Esfer dediği vakitinde sarı insanların orduları. Biz sarışın insanı Rus deriz. O insanlar gelecek yukarıdan oraya. Şam'dan bir kuvvet gelecek diyor. Efendim, o kadar da 80 tümen de oradan gelecek. Takriben 200 tümen asker orada çarpışacak. Üçte biri Müslümanların şehit olur. Üçte biri dayanamaz geri çekilir. Üçte biri kalır sonu. Allah onları muzaffer kılar. Bu sarı o milletin ordularını bozar, İstanbul'a kadar sürer. Anadolu'nun içerisinde tek bir onlardan adam kalmaz. Komünistse kimse kalmaz. İnşallah. Allah'ın hikmeti, şimdi o filmden çıktı ya Suriye'de. Evet. Aleviler hep yukarıdadır. Evet. Ve Rusya'nın tek efendim, üs olarak kullandığı yer Lazgiye'dir. Hiçbir yere konamaz. Donanması oraya konar. Şimdi orada kaç sene önce işitmiştim ki 4000 tank var. Uf. Büyük. Çok. 4000 tank, yani bundan 10-15 sene evvel benim işittiğim gazetelerde yazdı. 4000 tank var. Rus gönderdi. Şimdi 4 değil, 40 bin getirir Rus. Çok. Ne? O yüzden orada büyük muharebe bekleniyor. Şam'dan bir kuvvet gelir dediğinde, Şam'daki kuvvet, yani Rus'a karşı kuvvetti. Amerika'nın kuvveti de geliyor oradan demek. Rus'un kuvvetiyle kapışacaklar orada. Çok insan var. Şey ne olacak efendim? İsrail vuracak mı şeyi?